sık olur. Hayata küsüverirsin, hüzünler seni bulur. Bir şeyler yapabilirsem güzel gözlerin için. Başından geçeni anlat, masaldır benim için. Hele bir gel, uzaklar sana gelirsen. Hele bir gel, bütün dertler bitiverir, hep seni bulur. Uzun zor sıkıcı günler yazık olur. Hadi gel kurtar bizi. Abi, Mine'ye söyle, Cansu'yu alıp gelsin. Yoklar. Nasıl yoklar? Bayağı yoklar. İkisi de odasında değil. Aslı benim. Deniz? Taksi! Aslı! Tamam, burası galiba. İneyim ben burada. Buyurun. Aslı! Hadi. Üstümü değiştireceğim dedi. Dışarı çıktım. Sonra bir geldim. Böyle baygın yatıyordu işte. Ada. Deniz, bak. Bak nabzı çok zayıf, tamam mı? Bir şey var mıydı önceden? Hayır. Tamam. Bak, mide bulantısı, baş dönmesi, bunun gibi şeyler söyledi mi? Hayır, hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey söylemedi. Aslı, ne olur bir şey yap. Deniz, ben bir şey yapamam burada. Bak, aşağı in, taksi çağır, hastaneye götürün, tamam mı? Benim hiç param yok ki. Bende de yok. Son paramı taksiye verdim. Allah kahretsin. Ada duyuyor musun beni? Ne olur cevap ver. Ada yalvarırım. Aslı bugün doğum günü. Ne olur bir şey yap Aslı. Ada ne olur cevap ver. Ada. Efendim? Efe, hemen yanıma gelmen lazım. Orası neresi? Ben Deniz'in yanındayım. Otelin adı ne? Fındık Palas. Bak, ana caddeden gir, Şifa Sokak var. Sokağın sonunda Fındık Palas diye bir oteldeyiz. Tamam, yakındayım ben zaten. Efe, çok acil gel. Anlatacağım her şeyi, hadi.
Tamam, geliyorum. Deniz, hadi kaldıralım, hadi. Ada. Ada kendine gel, yalvarırım. Ada ne olur. Deniz, sakin ol, tamam. Ada gözlerini aç, hadi. Ada kendine gel, Deniz, yalvarırım. Bırak, Ada, hadi, Ada. Kendine gel, tamam mı? Götüreceğiz, başka bir yolu yok. Neredeymiş, nerede? Ya yakındayım, geliyorum dedi, bilmiyorum. Gelmeyecek işte, keşke ambulans çağırsaydık. Aslı ara, çabuk ambulansı ara, hadi. Ha geliyor, geliyor, tamam. Aslı bu kim, ne olur? Ya anlatacağım, yardım et, ne olur. Ayşe Hanım, biraz yalnız görüşebilir miyiz? Abi, sen memur beyleri içeri al, biz birazdan geliyoruz. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Gel buraya gel, yoksa memur beyler zorla getirirler içeri. Memur bey, buyurun efendim. Ben de Cansu'nun iyiliğini istiyorum, yanın bana. Lütfen bana yardımcı olun. Biliyorum ama... Ailenin çocuklar için ne kadar önemli olduğunu siz benden daha iyi bilirsiniz. Mine'nin durumu ortada. Cansu da mı yaşasın aynı şeyleri? O da mı perişan olsun? Ben sizin ne kadar iyi bir insan olduğunuzu biliyorum. Cansu'ya kendi torununuz gibi baktığınızı da. Eşinizin, abinizin iyi niyetinden de eminim. Mine de yıllar sonra bir kardeşi olduğunu öğrendi. Şimdi ayrılmak istemiyor. Ama böyle olmaz. Lütfen bana yardımcı olun. Bir süre burada kalabiliriz değil mi? Ya kalabilirsiniz de kadın aramayacak mı sizi? Ya bugün olmasa yarın bulurlar. O zaman ne yapacaksınız? Bilmiyorum ki. Ama en azından şimdi burada olduğumuzu bilmiyorlar. Yani onları anlayana kadar ben kalacak bir yer bulurum herhalde. Aslı yok mu? Nöbetçi klinikte. E güzelim, ayakta kaldın. Gel otur ya. Burada mı kalacağız bundan sonra? Yok ablacığım, bir gecelik. Kimse seni benden alamaz, tamam mı? Mine, ya bir Ayşe teyzeye haber verseydik, kadıncağız merak edecek şimdi. Şimdi değil, sor. Ben sonra haber veririm ona. Aslı gelmiştir. Nöbette değil mi o? Yok, bazen böyle erken çıkıyor. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben Cansu'nun teyzesiyim. Hanımefendi, Cansu'yu çağırır mısınız? Ha. Burada yoklar. Cansu! Bir dakika, ne oluyor ya? Cansu! Abla! Sen ne yaptığını sanıyorsun? Şikayet etsem seni adam kaçırmaktan içeri atarlar, biliyor musun? Kardeşimi sana vermeyeceğim. Cansu, gel buraya kızım. Hayır. Mine, sana son kez söylüyorum. Cansu'yu buraya getir, hemen. Hayır. Pekala. Benden günah gitti. Memur bey, yardımcı olur musunuz lütfen? Cansu! 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 Cans
Mineciğim, bu kadar üzme kendini. Bak, istersen yarın gidip Cansu'yu görürsün ha. Mine. Mine, nereye gidiyorsun? Mine. Doğum günüydü bugün. Birlikte kutlamıştık. O kadar mutluyduk ki. İki dakika, sadece iki dakika yalnız bıraktım. Nasıl? Solunum normal döndü. Ama başka bir şey yapamadık. Bana bir şey söylemeniz lazım. Aç mıydı, ondan bayıldı ya da başka bir şey? Bilmiyorum. Çok iyiydi. Hiçbir şey yoktu ya. Aklıma hiçbir şey gelmiyor ki. Tamam, sakin ol. Panik yapmaya gerek yok. Aklınıza bir şey gelirse bana haber verin. Gerekli kontrolleri yaptık. Sonuçlar çıkınca size haber vereceğim. Görebilir miyiz? Hayır. Henüz daha kendisine gelmedi. Siz eşi misiniz? Arkadaşıyım. Bence ailesine ulaşırsanız daha iyi olur. Onların bilgisi olabilir. Ben size daha sonra gene haber vereceğim. Deniz, nerede oturuyorlar? Söyle, gideyim ailesini alayım geleyim. Bilmiyorum, soyadını bile bilmiyorum. Ya kimliği falan yok mu bu kızın? Çantasında vardır herhalde, o da otelde kaldı. Aslı, hadi otele gidelim, bari çantayı alalım. Nasıl yaparsın ya? Nasıl söylersin nerede olduğumuzu? Ben sana güvendim, kimseye söylemez dedim. O yüzden aldım Cansu'yu, gittim o eve. Sen ne yaptın? Bir saniye bile düşünmedin değil mi? Mine, bir dinle. Bırak ya. Ne dinleyeceğim ben seni? Ben biliyorum senin ne diyeceğini. Yavrum, inan çarem yok ki. Ya sen hep böyle yapıyorsun zaten değil mi? Ben söz verdim Cansu'ya, seni kimseye vermeyeceğim dedim. Sen ne yaptın? Önce annemi, sonra beni, şimdi Cansu'yu mu sattın? Mine, ya dinlemeyeceğim seni. Hep sen konuştun, ben dinledim. Benim ne söylediğimi sen duymadın bile. Şimdi ne söylediğim benim zerre kadar umurumda değil, tamam mı? Kendi kendine konuşursun artık. Ya nasıl üzülmeyeyim Efe ya? Gördüm kızın halini. Gördüm, gördüm. Aslı, sence ciddi bir şey midir ya? Öyle görünüyor. Peki, sen kızı tanıyor musun? Yok, ama sevgilisi herhalde. Hadi ya. Yani bilmiyorum, bana öyle geldi. Nereden tanıyorsun peki? Tanımıyorum. Klinikteydim, çalışıyordum. Deniz aradı. Hemen gel, çok kötüyüm dedi. Sesi de kötüydü. Öyle deyince. İyi. Sen nasıl öyle bir anda otele geldin? Dedim ya, ben yakındaydım ya. Oradaydım ya. Tamam, tamam. Ben kliniğe geldim akşam seni almaya. Bir baktım taksiye biniyorsun. Seslendim, duymadın. Sen beni takip mi ettin Efe? Ya takip falan değil canım. Yani ben... ne yapayım? Tek başına gece gece taksiye biniyorsun. Merak ettim. Sonra konuşacağız bunu. Tamam, konuşuruz. Burada mı kalıyorlarmış? Herhalde. Allah Allah. Ya bunun kendi evi yok mu? Niye orada kalmıyor? Bilmiyorum. Aslı, ya geçen oto yıkamada da çıktı karşıma. Orada çalışmaya başlamış. Hani benim eski çalıştığım yer vardı ya. Ha, evet. Bir baktım tulumları falan giymiş, araba yıkıyor. Deniz mi? Ha. Annesiyle kavga etti herhalde. Herhalde. Ya Aslı, bu olabilir mi ya? Bakayım be. Aç. Galiba bu. Hadi.
Mutlaka bir çözüm yolu vardır Mustafa Bey. Buyurun. Mine Hanım, daha önce de konuşmuştuk bunu. Velayet hakkı onlarda. Velayet falan benim umurumda değil Mustafa Bey. Ben kardeşimi istiyorum. Anlıyorum. Hayır, anlamıyorsunuz. Ben o kadına güvenmiyorum. Cansu'nun o kadının yanında mutlu olacağına inanmıyorum. Ben kardeşimi geri istiyorum. Tamam. Ben bir çözüm bulmaya çalışacağım. Ne zaman? Sabah tekrar görüşelim. Ben de neler yapabiliriz bir araştırayım. Buldunuz mu? Bu değil mi? Hı hı. Ada değil miydi adı? Yani evet. Neyse. Çok sağ olun. Benim evrak falan doldurmam gerekiyormuş. Siz gidebilirsiniz. Yok, olur mu öyle şey? Bir şey lazım olur. Eğer yardımcı olabileceğimiz bir şey varsa. Çok sağ olun. Ararsın o zaman, haberleşiriz. Gerek yok. Al dedim. İlaç falan alman gerekir. Hadi. Çok sağ ol. Doktor Bey. Bu ilacı kullanıyormuş. Yani ben demin aklıma gelmemişti. Hadi ya. Tamam, sağ ol. Çok iyi oldu bu. Bu ağır bir ilaç değil mi? Evet. İnşallah kötü bir şey değildir. Deniz yanında mı şimdi? Hmm. İstersen biz de gidelim. Belki bir yardımımız dokunur. Olur, gideriz. Kız kimmiş peki, tanıyor muyuz? Yok ama birlikte yaşıyorlar galiba. Sevgilisi yani. Yani herhalde. Nasıl? Ben şu üstümü falan değiştirme, öyle çıkalım olur mu? Tamam. Ha, Mine'yi de ara istersen. O da belki gelmek ister. Ne var, ne oldu? Dün sen çıktıktan sonra kapı çaldı. Buyurun. Ne oldu? Alıyor muyuz Cansu'yu? Alıyoruz değil mi?
Mine Hanım, inanın elimden gelen her şeyi yaptım. Şu anda yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Ne demek bir şey yok Mustafa Bey? Yani mahkemeye gidelim, dava açalım, bir şey yapalım. Şimdilik yapabileceğimiz tek şey bağlantıyı koparmamak. Ben bir Berin Hanım'la konuşayım, en azından bir görüşme ayarlayalım. Tamam, ayarlayalım hemen. Hemen diyemiyorum yalnız. Ayarlamaya çalışacağım. Ayarlamaya çalışmayın, ayarlayın. Peki efendim. Açmıyor. Hı, aferin. Ben olsam ben de açmazdım. Oldu Osman Bey. Bıraksaydık da hapse atsalardı Mine'yi. Ha, nasıl atacaklarmış canım? Dağ başı mı burası? Sen boş ver bu kalın kafalı adamı. Sabaha kadar anlatsan anlamaz o. Sen çok anlarsın çünkü. Her şeyin bir yolu yordamı vardır. Madem çok biliyorsun söyle bakalım. Neymiş yolu yordamı, biz de onu yapalım. Bilmiyorum ama avukata telefon edelim. Belki onun bildiği bir şeyler vardır. Emine bir şey söyledi mi? Peki nerede kalacakmış? Bizi götürdüğü bir ev vardı ya orada. Ne oluyor? O saattir kapıyı çalıyorum. Niye açmıyorsunuz? Siz kimsiniz? Ben bu evin sahibiyim. Olur mu, bu evin sahibi yaşlı bir teyze. Biliyorum, biliyorum, uzatma. Annem o benim. Ben memleketteyken vermiş evi. Maşallah dün bir bugün iki polis dayanmış kapıya. Siz ne haklar çeviriyorsunuz bakayım? Yok öyle bir şey. Nasıl yok öyle bir şey? Bütün mahalle çalkalanıyor. Bir sürü polis gelmiş, bir de kadın. Tamam, polis geldi ama yani bir yanlış anlaşılma olmuş, bizimle ilgili değil. Bakın, edebinizle oturacaksanız oturun. Ha yok, oturmayacaksanız. Ayıp oluyor ama. Siz eve erkek alınca ayıp olmuyor ama. Ne? Bir sürü erkek giriyormuş eve. Bu kuzenlerimiz onlar bizim. Hem biz teyzeye söylemiştik bunu. Ben anlamam. Erkek falan gelmeyecek bu eve. Bu ne? Hiçbir şey değil. Çekil bakayım sen şuradan. Aa. Kim bunlar? Ablamla yeğenim. Burada mı kalacaklar? Hı. Evin yok mu senin? Kocan yok mu? Nerede bunun babası? Antalya'da, biz boşandık. Bir de dolsun öyle mi? Size ne? Bakın bir sürü evine geldiler. Misafir yani. Annem öğrenci dedi, sevaptır dedim. Şu başımıza gelenlere bakın. Ne gelmiş başınıza? Ablam bize göz kulak olmaya geldi. Annemler göndermiş. Vallahi ben sizin için söylüyorum. Burası sizin bildiğiniz mahallelere benzemez. Burada adınız bir çıktı mı yandınız vallahi. İti, kopuğu kapıya dayanır. Tamam, siz hiç merak etmeyin. Kimse dayanmayacak kapıya. Bakın gözüm üstünüzde, ona göre. Tamam tamam, merak etmeyin siz. Erkek gelmeyecek eve. Kesinlikle gelmeyecek. İyi günler. Ya bu böyle zevkli gelirse ben bunu yolarım ya. Atakan, babam gitmiyor. Farkındayım efendim. Ne yapacağız oğlum? Vallahi ben biraz konuştum, durum hiç iç açıcı değil. Annen canından bezdirmiş adamı. Vallahi bu durumu acilen düzeltmen lazım. Kasada oturacağım falan diyor ya, her gün gelecek galiba. Oo, sabahlar olmasın. Ulan Sıpa, hani yeni iş bağlıyordun sen, ne oldu? İyi bağlıyoruz babacığım, konuştuk, haber bekliyoruz. Sen arayacaksın oğlum, beklenir böyle. Evet, arayayım ya, doğru. İyiyim Efe kardeş, sen nasılsın? Kusura bakma, iş, güç, arayamadım bir türlü. Hı hı. Haftaya sen bir daha ara beni. Sağ ol, sana da. Ya ben bu çocuğa hala cevap veremedim Alp Bey, ne yapacağız? Niye? Beğenmedin mi düğünde yaptığı yemekleri? Yo, Allah için çok güzeldi. Ama durumu sen de biliyorsun. Kriz, mıyız, iyice sıkıştık biz de. La, al benden de o kadar. Yani çocuk çok iyi, akıllı, efendi. Ama bugünlerde o işlere ayıracak para var mı onu bilmiyorum. Bu iş tamamdır abicim. Hazırlıklara başlıyoruz. Hatta ben gidip hemen yeni dükkan bakıyorum. Nereden çıktı şimdi bu oğlum? Buranın nesi var? Ya babacığım şuraya baksana, buradan 2-3 kişiye yemek çıkar mı ya? Çıkar oğlum. Neden çıkmasın? Alırsın 2-3 kişi daha. Mister gibi çıkar. Olmaz mı Atakan? Vallahi daha iyi bir yere ihtiyacımız var aslında. Ama bir süre daha idare ederiz siz tabii. Ya ne gerekiyorsa yapacağız işte abicim ya, Allah Allah. Efe, milletin anası kana alıyor.
Herkes dükkanlarını kapatıyor. Sen dükkan açacağım diyorsun. Önce başla, sonra yavaş yavaş... Hiç gerek yok babacığım, hiç gerek yok. Ben bir ayda çıkartırım bu dükkanın bütün masrafını. Ne olacak? Günaydın. Günaydın Salih amca. Günaydın. Hazır mısın efendim? Ha, geliyorum canım. Biz sizi dışarıda bekliyoruz. Ne konuşuyordunuz öyle? Hiç. Yani Atakan varken sırtım yere gelmez diyordum ben ya. Ha, Atakan söylemedi mi sana? Ne söyleyecekti? Atakan gidiyor. Ne? Hiç öyle gözlerini devirme canım. Okulu var, dönmesi lazım. Dönmez, dönemez. Dönemezsin Atakan. O kadar yeni iş bağladık abicim. Ne diyeceğiz insanlara? Rezil oluruz. Ya ne kadar bencilsin Efe. Sürekli kendini düşünüyorsun. Ya ne kendimi düşüneceğim, delirmeyin ya. Bu kadar insan çalışıyoruz burada, ben onu diyorum. Ya tamam, boşuna tartışmayın, ben gitmiyorum. Gidiyorsun efendim. Ya kızım sen benim şefimin aklını karıştırmasana ya. Gitmiyorum dedi, gitmiyor işte. Dur burada Atakan, gitme bir yere. Bu konuyu seninle sonra konuşacağız, tamam? Tamam. Canımı parçalamaya çalışıyorlar ya. Alo. Mustafa Bey, hallettiniz mi? Maalesef. Beren Hanım bugün uygun değilmiş. Tamam Mustafa Bey, size adresi verin. Ben kendim hallederim. Mina Hanım. Adresi verin dedi Mustafa Bey. Veremem. Çünkü ben de bilmiyorum. Tamam, peki telefon numarasını verin o zaman. Ben konuşurum onunla. Bir haber var mı? Bilmiyorum. Görmek istedim, ona da izin vermediler. Çıldıracağım. Deniz, istersen biz biraz dışarı çıkalım. Ha? Hava alırsın. Tabii siz çıkın. Bir şey olursa ben size haberleşmem. Tamam. Mine'ye haber verdiniz mi? Yok. Arama. Neden? Ne oldu? Hadi aç şunu ya, aç. Alo? Beren Hanım merhaba, Mine ben. Cansu'yu görmek istiyordum bugün. Mustafa Bey'e söyledim. Bugün olmaz. Beren Hanım adresi verir misiniz? Konuşmamız lazım. Mine, anlamadın galiba sen beni. Bugün olmaz dedim. Yarın konuşuruz. Siz beni anlamadınız galiba. Benim kardeşimi görmem lazım. Böyle davranırsan yarın da göremeyeceksin. Haberin olsun. Siz beni tehdit mi ediyorsunuz? Hayır. Sadece uyarıyorum. Benimle iyi geçin. Yarın diyorsam yarın. Bir şey kötü oldu ya, şimdi her şey kötü olur. Aynen öyle. Ha doktor bey. Çıktı mı sonuçlar? Evet. Nesi varmış? Sabah bir uyandım, başımda bir adam. Ne işin var kardeşim burada diyor. Ben de aptal aptal bakıyorum tabii. Meğer evim dediği bir inşaatın dayalı döşeli bir örnek dairesiymiş. Bir anda, bir anda, bir anda.
Cemil, hazır ol, atıyorum. Ada. En güzel yeri geliyor. Hah, geldi işte. Sever misin Bugs Bunny'yi? Deniz, iyi misin sen? Aha. Sen nasılsın? Ağrın falan var mı? Yok. Buraya gelmeden önce daha iyiydim. Ne zaman gidiyoruz? Ya parayı falan dert etme. Ben bir şekilde bulurum bir yerden. Bak. Bir yere gidemiyoruz. Bir süre buradayız. Deniz. Ben biliyorum. Yani hasta olduğumu. En başından beri biliyorum. O yüzden sen rahat ol. Tamam mı? Aslı bir sizin hocalara falan göstersek olmaz mı ya? Yani konuşurum bir ama pek işe yarayacağını sanmıyorum. Durumu çok ağırmış. Hani erken teşhisi falan olsaydı kurtulurdu ama. Ya ben hiç anlamıyorum. Daha kaç yaşında kızacağız yani? Deniz anlattı biraz. Bayağı hayat dolu bir kızmış. Hadi. Hadi kızlar ben eve götürürüm sizi. Siz gidin ben biraz Deniz'de kalacağım. İyi tamam görüşürüz. Haberleşiriz. Canım sen evin oraya kadar gelme. Mahallenin orada bırak beni. Ne? Sabah ev sahibi geldi eve bastı. Sorguya çekti hepimizi. Ablama da taktı. Niye burada kalıyorsun? Kocan yok mu senin? Evin nerede? Ona neymiş ya? O ne karışıyor? Valla gel kendin sor istersen. Ya hem kadın da haklı. Polisleri falan görmüş. Ya ben olsam ben de merak ederdim. Milletin gözü önünde oluyor bir de. Yani dikkat edin olur mu? Atakan'la ikiniz pek gelmeyin. Bakarız bakarız tamam. Hiç boşuna konuşma anneanne. Ne söyleyeceğini biliyorum. Mine. Gene sen bildiğini yap. Ama ne olur beni bir dinle. İnan Cansu benim için de önemli. Ama seni çok seviyorum kızım. İkimizin arasında seçim yaptın yani. Öyle mi anneanne? Yok hayır. Öyle olmadı. Böylesi daha iyi. Bana şimdi kızıyorsun ama sonra anlayacaksın kızım. Tabii. Mine. Söylemedin. Sen de annemler gibi yapacaktın çünkü. Hastaneye gidelim diye tutturacaktın. O kadar güzeldi ki her şey. Bozmak istemedim. Daha önce yaşadım çünkü aynısını. Nasıl yani? Annemle babam. Babamla biz her hafta maça giderdik biliyor musun? Deli gibi bağırırdık. Sonra annemle de eğlenirdik. Beraber kız kıza gezerdik. Her şey süperdi. Arkadaş gibiydik. Bütün arkadaşlarım kıskanırdı beni. Ne güzel ailem var derlerdi. Sonra hasta olduğum ortaya çıktı. Bitti her şey. Söylemediler bana. Ben de zorla söylettirdim doktora. Tamam. Yapacak bir şey yok dedi. Hani erken teşhis olsaydı belki. Her şeyi denediler. Kemoterapi filan. 3-5 ay daha uzatmak için sadece. Ama ben kendimi anlatamadım ki bir türlü onları. Yurt dışına gidelim diye tutturdular. Ben de kaçtım. Bir daha da görmedim onları.
ağla diye anlatmıyorum bunları. Ağlamıyorum. Nasıl olsa ölecektim Deniz. Ben onların yanında hastanede ya da dışarıda. Yaşadığım her anın tadını çıkararak. Ben ikincisini seçtim. Deniz. Bana bir iyilik yapar mısın? Çıkar beni buradan. Yapamam. Lütfen. Siz dışarı alalım. Doktor bey geliyor kontrolü. Dışarıdayım ben, tamam. Gitme. Doktor bey, nedir durum? Yani hiçbir şey yapamaz mıyız? Maalesef. Siz arkadaşıydınız değil mi? Yalnız bırakmayın. Birlikte vakit geçirin, bir şeyler yapın. Başka yapabileceğiniz bir şey yok ne yazık ki. Vallahi senden sonra biraz daha dolandım Atakan ama yok bulamadım. Ama emlakçı bir yer daha var dedi, onu yarın gösterecekmiş. Ben de geleyim seninle istersen. Tabii tabii ya, süper olur. Yani bu dükkanı hemen bulmamız lazım Atakan. Adam hadi dese yerimiz yok. Efe'cim biraz acele etmiyor musun? İdare ederdik burada. Ya güzelim, babam gibi konuşuyorsun. Her şey benim kontrolümün altında ya. En azından bir iki hafta yani, bir iş başlasın. Ha? Aslı'cığım senin ödevin dersin yok mu güzelim ha? Onlarla ilgilensin. Ay seni düşünen de kabahat ya. Aman da aman, sevgilisine küsermişti surat. Yaparmış. Merhaba. Hah, geldi işte. Neredesin ya? Buradayım işte. Sabahtan beri arıyoruz, yoksun. Ha, bir işim vardı da ondan. Su yok mu? Eve gidecekti ama. Nerede bu şimdi ya? Çağırdı beni konuşacağız diye. Hah, o da geldi işte. Hah, ne oldu? Nasılmış durumu? Kötü. Hala hastanede mi Deniz? Hı hı. Ne, Deniz mi? Nesi var Deniz'in? Su, anlatsana nesi var? Konuşuyorum ya işte. Konuşmuyorsun. Öyle içli içli bakıyorsun. Ah zavallı yavrum dermiş ki. Ben iyi bilirim o bakışları Deniz Bey. Yok ya. Nasıl oluyormuş bakayım o bakış? Bak şöyle. Anladın mı? Deniz, bir şey soracağım sana. Sor bakalım. Sen nasıl getirdin beni bu hastaneye? Aslı'yı aradım. Ne yapacağımı bilemedim. Aklıma başka bir şey gelmedi. Tıp da okuyor. Belki bir yardımı olur dedim. Ya olmuş işte. Burada olduğuma göre. Efe'nin arabasıyla getirdik seni buraya. O olmasaydı zaten. Benim sayemde bir araya gelmişsiniz ha. Üç silah şorlar hesabı. Öyle oldu. Hadi. Uyu bakayım sen biraz. Dinlen. Tamam mı? Tamam ama bir yere gitme olur mu? Burada kal. İşte böyle. Ben de çektim geldim. Bir şey olursa arayacaklar. Yani bana niye anlatıyorsun ki bunu Su? Ne bileyim, belki bilmek istersin diye. Hayır. Deniz'in ne yaptığı benim hiç umurumda değil. Mineciğim, bunlar zor zamanlar. Destek olmak lazım. Yani kızı biz de tanımıyoruz ama bayağı üzüldük. Kolay değil. Sanmıyorum ya. Zaten yeterince desteği var baksana. Bana ihtiyacı yoktur yani.
Hadi sonra görüşürüz. Nesi var bunun ya? Aman ya, boş ver işte. Umutsuz oldu bir anda sevmek. İsterler insan. Birazcık şanslıysan neden olmasın? Kendinden emin değilsen sevme. Bensiz mutluysan hep öyle kal. Eğer her gece yattığında büyülü düşler sana benden bahsediyorsa, hemen tatlı uykundan uyan. Çünkü ben hiç uyuyamam seni düşündüğüm zaman. Ben ki sevmekten hiç usanmam. Başımdan ya. Oo, zor kızı oynuyoruz. Uyar bana. Bir içki ısmarlayayım mı sana? İstemez. O zaman sen bana ısmarla. Ben içerim valla. Ya ne diyorsun sen ya? Sinirim bozma benim. Git başımdan. Sinirlenmek sana yakışıyor ama. Ya sen salak mısın ya? Bana bak, ağzını bozma. Şurada adam gibi konuşuyoruz. Bozarsam ne olur? Pişman olursun. Sen demin içki mi istemiştin benden? Şöyle. Aklım başına gidiyor. Ya anlarım ben. Al, içki. Ne yaptın sen lan? Ne var? Arkadaşım, biraz benimle gelir misin? Geldik, ne var? Olay çıkarmadan git istersen. Bana posta mı koyuyorsun lan sen? Bak, bir daha bu mekana gelmeyeceksin. Eğer gelirse öbür kulağını da veririm. Aa, bu saatte bu ne temizliği ya? Bilmem. Çok soğuk, çok. Dondum. Ben de vallahi. Donarsınız tabii. Neredesiniz bu saate kadar? Dükkanda oyalandık biraz. Niye ki? Kaç saat uğraşıp duruyorum burada biliyor musun? Yağmur yağdı mı başlıyor yine damlamaya. Şimdi durdu. Aa, ay bir bu eksikti yani. İyi akşamlar birader. Hayırdır? Birine mi baktın? Yok, ben arkadaşları... Ne işin var lan o kızların etrafında senin? Arkadaşlarım evlerine bıraktım, o kadar. Oğlum buralar bizim mekanlar. Bize öyle arkadaş markadaş ayağı yapma. Bir daha seni görmeyeceğim bu mahallede. Anladın mı? Hadi yürü şimdi. Bu gece idare edeceğiz mecburen ama yarın ilk iş ev sahibini arayacaksın, bakacak bir çaresine. Ya bir daha da bu saate kadar kalmayın. Ya buralar pek tekin değil, etrafta garip garip tipler dolaşıyor zaten. Ya Allah korusun biri bir laf edecek, sonra al başına belayı. Tamam. Hadi girişelim biz de bari. Hadi. Hadi abicim yürü, gidiyoruz. Ne oldu Müsü, üşüdün mü? Evet üşüdüm. Kızların evinin orada iki tane herif kesti önümü. O dakikadan beri üşüyorum. Kimmiş onlar Atakan? Göster bakayım o iki herif sen bana. Aman abicim sakın. Adamlar psikopat. Akşam akşam başımıza iş almayalım ya. Hadi yürü gidelim. Kim oğlum onlar? Ya Efe, hadi gidelim. Efe. Ne diyorlar abicim? Bu mahalleye gelmeyeceksiniz bir daha. Ne? Allah Allah. Tapusu mu varmış mahallenin önünde? Evet işte.
İyi misiniz? Ha, iyiyim, sağ ol. İsterseniz sizi evinize bırakabilirim. Ay, gerek yok. Araba zaten şurada bir yerde. Yalnız bu halde araba kullanamazsınız. Çekil ya, sana mı soracağım? Halledeceksiniz kızım, saçmalamayın ya. Ay abla, bir kere de laf dinle ya. Al çocuğu git dükkan, Ayşe teyze verirsin, sonra geri dönersin, hadi. Al işte. Of. 3000 mi? Yürü Efe, yürü, gidiyoruz. Pazarlık yaparız, 2005'e bağlarımsın için. Tamam, tutuyoruz. Ne? Oğlum sen ne dediğinin farkında mısın? Başka dükkan mı yok? Daha baktığımız ilk yer burası. Bari bir iki dükkan daha bakalım, ha? Ne dersin? Ya babacığım, tamam işte, güzel burası yani. Hem merak etme, ben buranın bir yıllık kirasını bir ayda çıkartırım ya. Tutuyoruz. Hayırlı olsun. Eyvallah. Bardaydınız. Ben de sizin yanınıza geldim yardım etmek için. Hatırlıyor musunuz? Evet. Ya, kusura bakmayın, kapıyı kilitlemek istemezdim. Ama ne olur ne olmaz dedim. Yani tanımadığınız bir evde uyanıp korkarsınız diye. Ben de kapıyı kilitleyip anahtarı kapının altından attım. Tabii sizi evinize bırakmak istedim ama siz adresi söylemeyince. Hadi ya. Ben de buraya getirdim sizi. Ya kusura bakmayın, sizin de başınızı belaya sokmuşum ben ama. Rica ederim. Daha iyi misiniz? Yani evet, biraz daha iyiyim. Yani başım ağrıyor biraz ama. Ya ne olur kusura bakmayın. İçkiyle aram pek iyi değil de.
Şu hale bak ya. Daha çekyatları çıkaramadık. Ay söylenmeyi bırak, devam et hadi. Ya vallahi her yağmurda böyle olursa işimiz var. Ben konuşurum ev sahibiyle, bu çatıyı falan yaptırsın ya. O kadın hiçbir şey yapmaz vallahi. Efe ikna eder onu, sen merak etme. Senin de her lafın Efe ile bitiyor. Kolay gelsin. Yardım lazım mı? Yok sağ olun, biz hallediyoruz. İnsanlık namına sordum. Aynı mahalledeniz ne de olsa. Gerek yok sağ olun. İyi peki, kolay gelsin. Çekyatları teselardı bari. Ay saçmalama su. Ne var ya? Bakar mısınız? Su. Arkadaşlar şey, bizim çekyat vardı içeride, onu taşıyamadık. Eğer zahmet olmazsa onu taşır mısınız? Tabii, hemen. Ben çıkıyorum. Sağ olun her şey için. Kahvaltı edeceğiz. Teşekkür ederim ama gerek yok. Pardon. Alo, siz adresi verin, ben hemen geleyim. Bizim bir işimiz çıktı. Bugün gelme demek için aradım. Ne demek işimiz çıktı ya? Toplantıya girmem lazım. Siz ne yaparsanız yapın. Ben kardeşimi göreceğim. Sonra konuşuruz. Hoşçakal. Siz benim kardeşimi görmeme engel olamazsınız. Alo? Kahretsin ya. İsterseniz bir de ben konuşayım. Anlamadım. Arayın tekrar, bir de ben konuşayım. Başka bir şey var mıydı? Aslında bizim ısıtıcının fişi bozulmuş. Su kaçmış galiba. Eğer size zahmet olmazsa bir de ona bakarsanız. Bakalım. Yok, biz hallederiz sonra. Sağ olun, iyi günler size. Peki, bir şey lazım olursa... Olmaz olmaz, iyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Ya kızım, bir çay falan ikram etseydik. Tabii canım, bir DM alsaydık. Aslında hiçbir şey söylenmiyor. Şey, ben Deniz'le buluşmaya gidiyorum. Gelecek misin? Yok, sen git, ben ablamları bekleyeceğim. İyi tamam, hadi kolay gelsin. Tamam. Bizi bekliyorlar. Nasıl yani? Kardeşinizi görmek istemiyor muydunuz? Evet. Tamam, gidiyoruz. Gelen var abi, dur. Sağ ol ya. Rica ederim. Şuradan kişi uzatır mısınız? Şuradan da. Ben verdim. Ne? Ben verdim, paranızı gerek yok. Anlamadım, niye verdin ki? Nasılsın, iyi misin? İyi değil. Niye gelmiyorsun beni görmeye? Geldim ya fıstığım işte. Bundan sonra daha sık geleceğim, merak etme sen. Sen kimsin? Ben Burak. Minna ablamın arkadaşı mı? Evet. Peki senin adın ne? Cansu. Memnun oldum küçük. Ben de. Ben artık gideyim. Çok sağ ol ya. Önemli değil. Hoşça kalın. Gireyle. Ay, seni yiyeyim ben senin güzelliğini. Bu muydu beni arayan? Evet. Ablanın arkadaşı. Ablanın ne kadar enteresan arkadaşları var. Ya fıstım sen. Otur bakayım şöyle. Günaydın. Selam. Bak,
Sana ne getirdik? Aa, süpersiniz, bayılırım. Hadi koyun da izleyelim. Tamam. Bizim daha iyi bir fikrimiz var. Allah! O daha da süpermiş. Ya keşke altın falan isteseymişim ha. Yalnız itiraf ediyorum, biraz daha gecikseydiniz firar ediyordum. Hadi hadi, başlayalım. Tamam, tanışma işini aradan çıkaralım. Ben Atakan. Ada. Efe, Aslı. Su'yla tanıştın herhalde. Deniz'i de biliyorsun, ben ilk defa görüyorum. Merhaba. Merhaba. Ah, ne kadar mesudum. Altı arkadaş, uzun zamandan sonra ilk defa birlikteyiz ağacın altında. Hadi hadi oynayalım. Benim fazla zamanım yok. Ay ya, ondan demedim. Doktor gelecek kontrole bir saat sonra. Ay, siz de amma drama insanıymışsınız be kardeşim. Evet, başlayalım. Kim kim oynuyoruz? Kıvırcık arkadaş, sen. Efe. Kıvırcık arkadaş, ben Nesin. Başka kim olabilir? Ben bu ekipten bir tek Deniz arkadaşı tanıyorum. Deniz arkadaş, sen de bizlesin. Siz üçünüz, biz üçümüz. Okey mi? Ada. Bu hasta yatağımda bana hayır mı diyeceksin? Bazen çok adi oluyorsun, biliyorsun değil mi? O da bir yetenekti Nesin'le. Evet, başlayalım. Deniz, sen kartları al. Atakan kardeş, sen de kontrol et. Saati tutsun biri. Evet. Kıvırcık arkadaş, hazır mıyız? Hazırız. Hadi bakalım, başla. Bu benim en sevdiğim süper kahraman. Süper mi? Değil. Batman. Hayır değil ya, hatta bunun maskesi var. Hulk. Adam maskesi var diyorum, Hulk'un maskesi mi var? Örümcek adam. Tamam, bildi işte, hadi geç. Atakan, sen kimden yanasın? Onlardan mı, bizden mi? Hadi devam, zaman geçiyor. 80'lerde yayınlanan bir dizinin kötü karakteri. Hatta Mine'nin lakabı. Pamela. Evet, bildi. Devam. Bitti. Nasıl bitti ya? Daha yeni başladı. İkinci kartımı anlatıyorum ben daha. Cansucuğum, artık gitmemiz gerekiyor. Haftaya görüşürsünüz. Tamam. Eğilmek ağlamak yok, tamam mı? Söz verdim bana. Beni özleyince böyle gözlerini kapayacaksın. Ben hemen senin yanında olacağım, tamam mı? Tamam, ama sen de beni özleyince öyle yapacaksın. Tamam. Söz. Söz. Cansucuğum, hadi gidelim canım artık. Hadi. Şey, hani bir keresinde çakmak koyuna gitmiştik. Orada benim ayağımı kayalar kesmişti. Sen yardım getirmeye gitmiştin karadan. Sonra denizden gelmiştin, hatırladın mı? Evet. Neydi o teknenin adı? Oğlum, ben teknenin adını nereden hatırlayayım? Haydi. Erdoğan abi var, teknenin sahibi. Onun oğlunun adı hatta. Kısmet. Evet. Kısmet be abicim, yürü.
Güzel. Kim anlatıyor? Sıra sizde galiba. Yok, siz yendiniz, dolayısıyla siz oluyor. Kim anlatıyor? Biz mi anlatıyoruz? Sizden biri mi anlatacak? Ben anlatırım. Siz galiba biraz geç olmuşsunuz zaten. Merhaba, ben Mine. Ada. Arkadaşlar bahsetti mi bilmiyorum ama. Bahsettiler bayağı. Artık ne dedilerse. Yok ya, düşündüğün gibi değil. Kim kontrol ediyor? Hadi. Gel. Seç. Almanya'da sen ne yaptın? Almanya'da bunun okulunu mu okudun ya? Bugün biraz iyiyim diyelim ha. Şimdi ne oldu yani, ben anlamadım. Yendik. Tabii ki. Ne oldu kıvırcık arkadaş? Hiç. Konuşma, ben saymıyorum bunu. Cem siz 4 kişiydiniz ya. Allah değil mi? Allah. Bir tur daha oynayalım. Bir tur daha oynayalım. Saçmalama, geldik tabii. İşte. Ceyda. Güzelim, nasıl buldun yeni dükkanımızı? Vallahi süper olmuş. Ama daha bitmedi değil mi?
Yok canım, biter mi? Daha buraya perdeler gelecek, oraya masalar, sonra büyük tezgah, yukarıya dum dum dum. Neydi lan o? Davulun bas. Ha, o dediğinden gelecek. Yani biraz para harcadık ama çok güzel olacak. Biraz mı? Bütün parayı harcadık sanıyordum. Ne? Hatta yetmedi. Borç aldın, bir de kredi çektin. Hatta adam da aramadı daha. Efe. Anda arıyor işte. Bu da sana kapak olsun lan. Alo. İlyas Bey. Tabii hemen geliyorum. Hemen geliyorum. İyi günler. Arın. Merhaba. Ramazan ben. Buyurun. Ne bu? Üstünde yazıyor. Yani istediğini yırtabilirsin. Hangisini vereceğim? Şu. Ben çıkıyorum, bir saate dönerim, tamam mı? Tamam canım. Selam. Ha, neredesin be kızım? Ay sorma, belalım peşime takıldı. Kim? Atakan Junior mu? Kim o? Kim takıldı peşine? Ya Atakan sinirlenme. 16 yaşında falan bir çocukcağız. Evden çıktım, yanıma geldi. Ne dedi? Dedi ki, merhaba güzel kız. Sizi ilk gördüğüm anda etkilendim. Eğer arkadaşlık teklifimi kabul ederseniz çok sevinirim. Wow. Ya, böyle mi dedi gerçekten? Yok. Bir kart vizit bastırmış, onun üstünde yazıyor bunlar. Tırtırlı yerler falan var. İşte bir yerinde evet yazıyor, bir yerinde hayır yazıyor. Cevabın neyse onu koparıyorsun. Sen ne dedin? Ben de şunu kopardım. Bak, düşünmek istiyorum. Düşüneceksin demek. Ya Atakan, çocuk çok şirindi, kıyamadım. Allah Allah. Ya Atakan, sinirlenme hemen. Sinirlenmiyorum ben ya. Düşün sen. Atakan'cığım. Hadi ben gidiyorum, sen de düşünsün. Tamam canım, ara beni. Tamam, arayacağım. Ramazan. Gel lan buraya. Ya gelsene oğlum. Bacak kadar boyunla kız peşinde mi koşuyorsun lan sen? Yok abi, ben... Konuşma lan. Kıza kart vermişsin. Ya yalan abi, yok öyle bir şey. Sus. Defol lan şerefsiz. Düşünmek istiyorum yırtmış. Dedim ben sana oğlum. Yollu bu kızlar, yollu. Günaydın. Günaydın. Nasılsın Mineciğim? İyiyim, sağ olun siz. Akşam avukatla konuştuk. Burada buluşacağınızı söyledi. Biz de kalktık geldik. İyi yapmışsınız. Neredeler, gelmediler mi daha? Yok. Biz de az önce geldik zaten. Hadi içeri girelim, ben dondum. Adayı bulamıyoruz Deniz. Buralardadır canım, nereye gidecek? Her yere baktık ama yok. Belki senin yanındadır dedik ama. Vallahi benim bir haberim yok gerçekten. Onu bul lütfen. Kızımı bul Deniz. Tamam, o zaman ben hemen gideyim bakayım. Siz buradan ayrılmayın. Ne bileyim, belki buraya döner. Haberleşelim, olur mu? Nerede kaldı bunlar ya? Gelirler şimdi. Biraz daha bekleyelim. Mustafa Bey, ne oldu? Berin Hanım Cansu'yu... Mustafa Bey, gevelemeyin, ne oldu? Gitmişler Mina Hanım. Biraz önce aradı beni. Haber verin, beklemesin dedi.
Avustralya'ya gitmişler. Mine, sakın bir şey söyleme anneanne. Mine yavrum, sen ne yaptın? Benim iyiliğim için yaptın değil mi sen bunu? Sağ ol ya, çok iyiyim baksana. Hiçbir zaman unutmayacağım bu iyiliğini. Senin Mine diye bir torunun yok tamam mı? Mine yok artık. Fazla zamanım yok Efeciğim. Bir toplantıya yetişmem lazım. İsterseniz ben sonra geleyim İlyas Bey. Ya da direkt muhasebeye uğrayayım. Kusura bakma. Sana da bir söz verdik ama malum kriz var. Şimdilik girmemeye karar verdik bu yemek işine. Nasıl yani? Harcamaları kesiyoruz. Bunlar işten çıkaracaklarımızın listesi. Anlayacağın bu işi yapamayacağız birlikte. İlyas Bey, ben bir sürü hazırlık yaptım. Yeni malzemeler aldım. Dükkanı büyüttüm. Bir dünya masraf yaptım. Hadi ya. Keşke önce beni arasaydın. Aradım. Haftaya hallederiz dediniz. Söz verdiniz. Söz vermedim. Haftaya konuşuruz dedim. Olur mu İlyas Bey? Bana iş tamam dediniz. Ben de size güven. Kusura bakma. Benim çıkmam lazım. Ada geldi mi acaba? Yok, hayır görmedim. Emin misin? Ben bütün gün buradaydım, gelse görürdüm. Sağ ol. Çok merak etmiş, arayalım mı? Aramayalım, ne olursun. Birazcık yalnız kalalım. Tamam. Ama sonra hastaneye gideceğiz, oldu mu? İstemiyorum ya. Gitmeyeceğim oraya. Ben de geleyim seninle. Orada yanında kalayım ha? Hayır, istemiyorum. Burada kalmak istiyorum ben. Annem ağlayacak gene. Dayanamadım Deniz. Ölmeden öldürdüler onlar beni. Gelin olduğunu göremeden gidecek deyip duruyor babama. Sanki ben duymuyorum. Farkında değilim hiçbir şeyin. Bu elbise var ya. Bu hayatımda aldığım en güzel hediyeydi biliyor musun? Bir erkek arkadaşım vardı. Nişanlım yani. Evlenecektik. Sonra hastalığım ortaya çıktı. Bir ay dayanabildi sadece. Kaçıp gitti. Arkasına bile bakmadım. Annem hep onu söylüyor. Seni gerçekten sevseydi dayanırdı diyor. Sanki anlaması çok zor ya. Keşke sen çıksaydın karşıma. Yani şeyden önce. Ama artık çok geç. Keşke birazcık daha önce. Vallahi kolundan tuttuğum gibi seni nikah dairesine götürürdüm. Ama işte artık çok geç. Keşke birazcık daha önce olsaydı.
Ama artık uzatmaları oynuyorum. Uzatmaların da uzatmaları. Şu erkeğim düdüğünü bir çalamadı gitti ya. Of! Aa! Ayıp be koskoca adam. Soğan soyuyordum ondan. Yuh! Bari üst turuplu atsaydın. Ne yapayım başka bir şey bulamadım. Hadi kalk gidiyoruz. Ne oluyor nereye gidiyoruz? Sürpriz. Al bakalım. Giy şu elbiseni. Deniz ne oluyor? Sürpriz dedim ya. Duralım istersen biraz. Bana bak, sen çaktırmadan beni hastaneye falan götürüyorsan parçalarım seni haberin olsun. Evet, hastaneye gideceğiz. Ya ama... Ama önce başka bir yere uğrayacağız. Tamam, geldik zaten şurası. Hayrola, bir fere mi çıkacağız? Sen otur bakayım şurada biraz, gel. Evet, gidebiliriz. Hastaneye tekneyle mi gideceğiz? Hadi. Genç adam, bana ne olduğunu söylemediğin sürece hiçbir yere gitmiyorum. Genç bayan, benimle evlenir misin? Canım nerede kaldın ya? Merak ettim. Arıyorum, açmıyorsun. Niye arıyorsun? Merak ettim işte. Sen beni merak edeceğine derslerinle falan ilgilensene ya. Efe ne oluyor? Yok bir şey. Var bir şey, söylesene. Ha, yok dedim. Ne oluyor ya? Bilmem. Ona sorun. Aslı. Aslı dur. Aslı. Ne var? Özür dilerim ya. Benim çok sinirlerim bozuldu. Belli. Ha, bir şey mi oldu? İlyas beyefendi fikrini değiştirmiş. Neden? Ne bileyim ya, kriz varmış, işte harcamaları kesiyorlarmış, işten adam çıkartıyorlarmış, mış. Sakın ben söylemiştim deme, tamam mı? Lütfen. Tamam, bir sakin ol. Ya bir çözüm buluruz değil mi? Nasıl bulacağız Aslı yani? 100 kişi kuş oldu, uçtu gitti. Ya tamam, uçmayan 100 kişi daha var, idare ederiz. Öyle de... Ya bir şey diyeceğim, sen Alp Bey'i bir arasana. Yani bu adam onun arkadaşı değil mi? En azından konuşur, ikna eder, ha? Evet ya, Alp Bey onun arkadaşı. Güzelim benim ya, oh! Sen olmasan ne yaparım ben ya?
Bak bu hiç benim aklıma gelmemişti. Değil mi? Ben Alp Bey'i arayayım. Evet. Ben gidiyorum Alp Bey'e. Hadi. Hadi. Ama önce anahtarımızı almamız lazım. Hadi. Dikkat et. Tamam. Ara beni, haber var. Arayacağım, arayacağım. Küçük hanım, ha bu dedi uşak haklı bağa geldi dedi ki bizi evlendirir misin dedi. Ben de dedim ki ben evlendirme memuru değilim, balıkçıyım dedim. O da dedi ki olsun, seni kıyacağım nikah geçerlidir dedi. Ben de olur dedim. Bak bir şey söyleyeyim sana. Eğer ha bu uşağı ha buradan aşağı at dersen atarım. Ama illaki evlenmek istiyorsanız nikahınızı kıyarım. Kaptan amca biz denizde değil miyiz? He. Sen kaptan değil misin? Ya kaptanım. Senin kıyacağın nikah yetmeyecek de ne yetecek? Kıy şu nikah. Peki be. Bağ adını, annenin adını, babanın adını söyle bakalım. Benim adım Ada. Anamın adı Nilgün. Babamın adı da Yavuz. Senin deli uşak. Sen söyle bakalım. Benim adım Deniz. Annemin adı Leman, babamın adı Murat. Güzel. Yavuz'dan olma, Nilgün'den doğma Ada kızı. Sen bu uşağı kocalığa kabul ediyor musun? Ediyorum kaptan amca. Sen Murat'tan olma, Leman'dan doğma deniz uşağı. Sen bu kızı kocalığa kabul ediyor musun? Ediyorum kaptan amca. Onun elini sıcak sudan soğuk suya değdirecek misin? Değdireceğim kaptan amca. Değdirmeyeceğim diyeceksin şapşal. Değdirmeyeceğim kaptan amca. Ada kızım. Bu biraz şapşal ya. Sen bunu alma. Ben sana başka bulayım ha. Yok kaptan amca. Ben başkasına varmam. İlla ki bunu istiyorsun. Tamam. O zaman ben de sizi evlendirdim. Karakoçu oldunuz. Hayırlı uğurlu olsun. Hadi bakalım. Niye bakarsın şu? La çıkarsana yüzükleri. Taksana. Hayda. Ya bir işim rast gitsin ya. Yüzüksüz nikah olur mu sevgili eşim? Yüzüğümüz var sevgili eşim. Biraz ucuz ama. Sen beni o kadar mutlu ettin ki. Çekerim yok. Cansu gitmiş. Kardeşimi götürmüş. Ben yalnız kaldım yine. Hiç kimsem yok. Geçen gün, yani doğum günüm, hayatımın en güzel günü demiştim ya. Artık değil. Aşık olduğum adamla evlendim. Hem de denizin ortasında. Her şeyi yapabilirdim ama bu mümkün değildi. Öyle bir zamanda geldin ki. Her şeyin bittiğini düşünüyordum. Hiçbir şeyin anlamı yoktu. Dünyanın sonu gelmişti sanki. Başka birine aşık olacağım aklımın ucundan bile geçmezdi. Ama oldum. Darmadağın ettin beni. Bildiğim her şeyi unutturdun.
Kusura bakma Efe'cim, beklettim seni. Estağfurullah Alp Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İşte. Aslı kızım nasıl? Çok selamı var, çok. Benden de selam söyle. Hayırdır, neymiş şu önemli mesele? Alp Bey, biliyorsunuz ben İlyas Bey'le yemek işi yapacaktım. 100 kişi için anlaştık kendisiyle. Bugün görüşmeye gittim. Son anda vazgeçti. Yok kriz dedi, harcamalarmış, işten adam çıkartıyormuş falan filan. Anlayacağınız, beraber iş yapamayacakmışız. Öyle dedi. Şunlara bak. Süt gibi kızlar vallahi. Geçen gün yardım ayağına eve çağırdılar bizi oğlum. Hadi lan. Vallahi. E bizim gerizekalıya kart vermiş. Ramazan'a. Hı hı. Bak. Hangisi ya? Şu kumral olan. Dönün lan önünüze. Yengeniz ulan o. Bundan sonra adını desturla alacaksınız ağzınıza, ona göre. Tamam abi, kızma. At şimdi. Çok isterdim ama elimden bir şey gelmez efendim. Ciddi bir ekonomik sıkıntı var. Yarının ne olacağı belli değil. Herkes harcamaları kısıyor. Doğrusunu istersen ben de aynı şeyi düşünüyorum. Alp Bey, ben anlamıyorum, ne oluyor? Bilirsin, seni severim Efe. Ama durumlar gerçekten de çok kötü. Bir süre ben de durdurmak zorunda kalacağım. Ama şöyle yapabiliriz. Senin elindeki o 100 kişilik liste var ya. Dolaş onları teker teker. İkna etmeye çalış. Eğer paralarını kendileri verebilirlerse böyle devam etsinler. Bir süre için. İşleri toparlayalım, ben yine sana döneceğim. Ama inan elimden bundan başka bir şey gelmez. Eğer her gece yattığında büyülü düşler sana benden bahsediyorsa hemen tatlı uykumdan uyan, çünkü ben hiç uyuyamam. Seni düşündüğüm zaman ben sevmekten hiç usanmam. Artık dönelim mi? Yoruldun sen. Hem annenler merak eder ha. Dönmeyelim, ne olursun. Birazcık daha kalalım. Keşke bugün hiç bitmese. Hiç inmesem bu sandaldan. Hep senin yanında kalsam. Hani demiştin ya. Umarım benim çektiğim acının yarısını bile çekmezsin. Çünkü sen buna dayanamazsın. Haklıydın. Ben buna dayanamazdım Ada. Ne olur gitme. Yardım et bana. Birlikte savaşalım. Geçecek hastalığım bak. Her anında yanında olacağım. Söz veriyorum sana. Sonra balayına gideceğiz beraber. Sonra Urla'ya. Çocukluğumu. Ada. 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 Ada ne olur gitme. Ada yalvarırım ne olur. Ada ben sensiz yapamam. Ada yalvarırım ne olur kendine gel. Ada. Ada ne olur gitme, Ada! Ada! Umutsuz oldu bir anda sevmek. İsterler insan. Birazcık şanslıysan neden olmasın? Kendinden emin değilsen sevme. Bensiz mutluysan.
hep öyle kal. Eğer her gece yattığında büyülü düşler sana benden bahsediyorsa, hemen tatlı uykundan uyan, çünkü ben hiç uyuyamam seni düşündüğüm zaman. Ben ki sevmekten hiç usanmam. Umutsuz olduğu bir anda sevmek isterler insan. Birazcık şanslıysan neden olmasın, kendinden emin değilsen sevme. Bensiz mutluysan hep öyle kal. Eğer her gece yattığında büyülü düşler sana benden bahsediyorsan.